3-2 kazandığı Fenerbahçe gerçekten unutulmaz bir futbol gecesi oldu. Agresisyon, pozisyonlar, penaltılar, kartlar. Yaklaşık 103-104 dakika devam eden bir mücadele uzatmalarla birlikte ama topun oyunda kaldığı 40 dakika, iki taraftan açıklamalar, maç sonu değerlendirmeler hepsi top bizde de olacak. Tek tek gideceğiz. Uzun bir gece olacak belli ki. Ümit Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin kardeşim. Evet hocam futbol adına sahada her şey vardı. Mücadele, goller, bir dakika bile ekran başından ayrılmasına insanların müsaade etmeyecek bir tempo, gerilim. Bir hani gerilim filmi korku filminde olması gereken yer yer dramların da olduğu melodram mı diyelim, dram mı diyelim, korku mu diyelim, gerilim mi diyelim siz karar verin filmin türüne. Ama gerçekten ilginç bir geceydi. Fenerbahçe ve ligin zirvesi açısından çok önemliydi. Galatasaray'ın bay olduğu haftada Fenerbahçe farkı 5 puana indirdi. Amrabat'ın son dakikalarda gelen uzatmanın da artık sonunun sonunda gelen golüyle. Genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Nasıl bir gece oldu sizce? Maç önünde ve devre arasında da tabii yorumlarınızı yaptınız. Bir de maç sonu genel bir bakış rica edelim. Zaten ne olduysa maçın ikinci arasında oldu. Öncelikle Trabzon şehri Bugün Cumhuriyeti ve Atatürk'ü inanılmaz güzel bir kutla kutlama yaptılar. İnanılmaz. Çok güzel koreografi yapmışlar. Evet. İnanılmaz. Ee, Trabzon şehrini, Trabzon halkını, Trabzon taraftarını Cumhuriyet ve Atatürk kutlamaları için tebrik ediyorum. Nasıl yapılır gösterdiler. Nasıl yapılır gösterdiler. Kutlayamayanlara da nazire yaptılar. Öncelikle bunu bir ifade edeyim. Şimdi bugün sevgili Bülent... Maçın en başından sonuna kadar. Maç 2-1'di. İçeride hep beraber izliyoruz. Kalabalık bir ekip. Eş, dost. Ne dediğimi biliyorsun. Evet. Kazanacak Bu maç buradan ya. döner dedim mi? Dedin evet. Mourinho 2-1 dedim dedin. İkinci penaltıdan sonra. Mourinho hani önceden derler ya bir laf vardır. Yeni gelmedi. Geri geldi. Mourinho Geri mi geldi? Geri geldi. O Chelsea ile Barcelona'yı yendiği maçtaki o sevinci vardı ya. Mourinho tamam artık. Mor Bak, i̇lk defa Mourinho'yu ilk günden bugüne bu kadar coşkulu, bu kadar arzulu, bu kadar istekli. Ya Mourinho bugün bu maçı kazanmadan çıkmazdı. 103 dakika olsa 102'de atardı. 90 dakika olsa uzatma olmasa 89'da atardı. Şimdi herkes Mourinho'nun daha penaltılara giderken cekoyu çağırmasını düşünüyor olabilirler. Ben de sordum ben düşündüm. Açık açık söyleyeyim düşünenlerden biriyim. Yani Gol olmasaydı hani, ne olacaktı hocam bravo. dedim. Mourinho daha orada bir birken çift santrafora dönecekti. Oyunculara geleceğiz. Bak bugün Amrabat'ın Mourinho'nun konuşmalarını yönetim taraftar, camia, herkes çok iyi dinlenmeli, dinlemeli. Türk futbolunda temizlik için tarihi bir fırsat geldi bugün. Tarihi bir fırsat. Dün başkan kongrede bir konuşma yaptı. Ve işte o konuşmanın ne olduğunu, içeriğinin ne olduğu bugün bir kez daha ortaya çıktı. Ama o Mourinho o Mourinho'nun koşusu, Mourinho'nun röportajı. Fenerbahçe Mourinho'yu böyle görmek istiyor. Bak, Sağ içindeki hareketleriyle ilgili ne söyleyeceksin? Fenerbahçe Mourinho'yu Mourinho böyle görmek istiyor. Bülent. Şimdi. Bu arada Mourinho bas toplantısına başladığı anda özellikle, döneceğiz hocam. Geçeceğiz oraya hemen. Özellikle en yakın rakibinin bay olduğu bir haftada Geçen seneden yaşanan olayların da getirisiyle herkesin beklediği bir maçı Fenerbahçe kazanmasını bildi. Trabzonspor pozisyonlara girdi. Futbolda hata vardır, pozisyon hatası vardır, bireysel hatalar vardır. Maalesef bireysel hatalardan Trabzonspor bu hataları yakaladı derken mı var. Bir virgül hocam, Jose Mourinho'nun basın toplantısına gidiyoruz canlı olarak. Evet, kaç verirsiniz dediler. Zero dedi. Sıfır dedi Bak, hocam. Bülent, Fenerbahçe tarihinin özellikle bu son 25-30 yıldaki en sert, en etkileyici konuşmasını Mourinho yaptı. İşte Mourinho gelsin derken bunu diyorduk. biz. Bak, 8. haftada yok gitsin, yok para almaya geldi, yok tazminatör, yok otör, butör. Bıraksınlar bu işleri. Yani şimdi bir adam düşün. Anlattık bunları dilimizde tüy bitti ya. 30'a yakın kupa almış. Dünyanın 5 farklı ülkesinde, 5 majör liginde kupalar kazanmış. Enternasyonel seviyede, seviyede kupalar kazanmış. Hatırlarsan Mourinho geldiğinde ne demiştim ben? Sağ için, sağ dışın. Bu Mourinho organize eder. Bu Mourinho'ya Fenerbahçe'nin ihtiyacı var demiştim. Bir şey daha demiştin. Gittiği bütün ülkelerde ilk 8-9 hafta Heh. tribülansa Şimdi girer. Ne var biliyor musun? Ee, Chelsea'de 9. haftadan sonra çıkış. Inter'de 9. haftadan sonra bir çıkış. Yine 9. hafta bitti. 10. haftaya bir denk gelen bir mücadele. Ben hep Mourinho ile ilgili hep şunu anlattım. Mourinho kendini yeter ki sahaya versin. Ve sana ne dedim? Ankara'ya gidersin demiştim. Üç gün kalırsın, dördüncü gün sıkılırsın. Üç gün harika geçer. İstanbul'a gelirsin. Üç gün sıkılırsın. Dördüncü gün ama dördü beşi gördün mü? Bir daha gitmezsin. Bir daha gitmek istemezsin. Mourinho İstanbul'dan gitmeyecek hale geldiği an bu camianın ona bunları yaptığı zaman nasıl destek olabileceğini, onu nasıl böyle el üstüne taşıyabileceğini gördüğü an ki onu bugün görmeli, nasıl görmeli? Bugün taraftar havaalanına akın etmeli. Tweet attın bununla ilgili şahsi hesabından. Gidin kardeşim. Bugün gidin. Ne dedin? Yönetmen koltuğuna oturdu dedin değil Mourinho mi? Mourinho bugün yönetmen koltuğuna oturdu. Gidin Mourinho'yu da karşılayın, oyuncuları da karşılayın artık orada kim varsa bunları karşılayın. Şimdi yarın biliyorsun haftanın özeti var aslında haftanın özeti. Yarın e, sevgili Bülent yapı işleri genel müdürlüğü diye bir şey başlatıyorum. Yapı işleri, yapı genel, işleri müdürlüğü. genel müdürlüğü. diye Ve bunun her hafta görev dağılımlarını tek tek açıklayacağım. Kim var yarın ilk sırada? Özellikle Samsun maçındaki vardaki ve bugün vardaki göreviyle Atilla Karaoğlanı da var yapı işleri genel müdürlüğü başkanlığına başkanlığına getirecek. Başa Atilla Karaoğlanı mı Tabii. getirdin? Diğerlerini diğerlerini bak bölümleri tek tek not aldım. Onların da ne olduğunu sevgili Bülent sana şöyle söyleyeyim. İsimleri söylemeden bölümleri merak ettim. Bölümleri, bölümleri sana söyle merak ettim. Puan Denetim Başkanlığı'na kimi getireceğimi, Yönetim Hizmetleri Başkanlığı'na kimi getireceğimi... Tek tek mi? hocam Var. dur güzel isimler. Puan Denetim Başkanlığı. Puan Denetim Başkanlığı. Tamam. Var planlı, Plan Programı Başkanlığı'na Atilla Karaoğlan'ı getir. O geldi başta. Geldi. Tamam. Önümüzdeki haftadan itibaren Puan Denetim Başkanlığı'na, Yönetim Hizmetleri Başkanlığı'na, İsyan İşleri Başkanlığı'na... İsyan İşleri. Medya Koordinasyon Başkanlığı'na, Eyyam Hasar Tespiti Başkanlığı'na tek tek hepsini yerleştireceğim. Eyyam hasar tespiti. Tabii. Hepsini tek tek... Çok zorlanmazsın bence bunları, hocam. Bunları... Çok çıkar. Yani puan denetim başkanına bir hakem atayacağım. Mesela yönetim hizmetleri başkanına bir kulüp başkanına atayacağım. Böyle böyle yapı işleri genel müdürlüğünü tek tek açıklayacağım. Ben ne dedim size? Arda kardeşler. Ne oldu Arda kardeşler gitti ne oldu? Bitti mi? Bitmez. Bitmez. Kökünü kurutacaksın bataklığın. Yüzünü temizlemeyeceksin. Üstünü temizlemeyeceksin. Kökünü kurutacaksın. Senin böyle bir gücün var. Adamlar yendikleri maçlardan sonra çıkıyorlar bunlar yapıyorlar. Ama benim için bugün en önemli donu Mourinho'nun geri dönüş. Nerede hissettin tam döndüğünü? Maçın hangi bölümünde hissettin geri döndüğünü? Penaltı pozisyonunda. Yani bir maçın başından itibaren Mourinho bugün... İçindeydi i̇nanılmaz olayım. konsantreydi. Ya maç yaşadı bugün. Ama bir birken Jacko'yu çağırdı. Penaltı atılmadan ikinci penaltı. Bir birken Jacko'yu çağırdı. Ben dedim yalan yok. Sana da sordum. Niye çağırıyor dedim. Ya atamazsa ne olacak dedim. Ha, şimdi... Ve o Ceko öyle ya da böyle diri girdi. Böyle zamanlarda Ceko'ya ihtiyacım var. Sen bugün El nesli az mı koştu? Savunmadan çıkarttığı topların haddi hesabı yok. Gizli stoper değil. İzaha yok yani. Ölçtü, biçti, ağzına attı yani topu böyle. Eliyle atsa böyle atamaz. Mert 15 dakika bocaladı ama savunma görevini iyi yaptı. Stoperler bireysel hatalar yaptılar. Livakovic bana göre iyi oynadı. Şimdi hep şunları söylüyoruz bazen. Diyoruz ya Livakovic iyi oynuyorsa tak niye? Muslera iyi oynuyorsa Galatasaray kötü olmuyor da. Livakovic iyi oynayınca mı Fenerbahçe kötü oluyor? Oyunda tuttu hocam Livakovic bugün Fenerbahçe'yi. Sadece bu haftadır değil. Kaç haftadır yani? Anlatabildim mi? Bir haftadır o da bir ya. oyuncu. Tabii ki yani. Kostiş bana göre iyi işler yaptı. Ya o el neslinin takım savunmasına yardımı beni mest ediyor. Kim santrafora döndüler? Ceko önde değil mi? Tak onun arkasına kadar geliyor. İkinci bir on numara gibi. Hiçbir zaman bir kişi eksik bırakmadı. Şimdi önünde bir Sivas maçı var. Onu geçeceksin. Milli aradan sonra da ilk yarının sonuna kadar kayıpsız gideceksin. Sonrasında gerekli, gelişti, gerekli takviyeler yapılır. Ama bugün bir tarih olması lazım. Tam bir temizlik fırsatı. Kardeşim anlattık dilimizde tüy bitti. Varın teknisyenleri kim? Bu var federasyona kiralandı mı? Federasyon varı satın mı aldı? Demedim mi bu kaçıncı kez söyleyişim ya? Hocam sen burada söylüyorsun. Dünyanın en önemli 3-4 teknik adamından bir tanesi. Hepsini getireceğiz birazdan. Hem yayıncı kuruluş amaç sonu hem az önce yayınladığımız basın toplantısında. Yukarıda diyor Kara olan diyor, kahve mi içiyordu diyor, ne içiyordu diyor. Bütün dünya diyor. Oraya gelene kadar bak, teknisyen diyorum teknisyen. Var teknisyenleri kim? Soruyorsun hocam haftalardır alamıyoruz cevap. Bilmiyorum kim, kim olduklarını bilmiyorum. Atilla, Harda, Ahmet, yani. Mehmet, onlar bitmez. Bitti mi bugüne kadar? Bir sürü biliyor aslında. Bitti mi? Bitmedi. Varın teknisyenleri kim? Vardan bir kazanç elde eden birileri var mı? Yani yeni senaryo şöyle galiba. Sağ içini gençleştiriyorsun. Yukarı aynı zihniyetteki eski hakemleri koyuyorsun vara. Her maç için söylüyorum. Bu sefer Jose Mourinho'nun dediği gibi görünmez olması gereken o adam yukarıdaki bütün maçın önüne geçebiliyor. Verdiği ve vermediği kararlarla. Bütün emekleri boşa sayıyorsun. Herkes için bu arada. Herkes için. Herkes için yani. Anlatabildim mi? Fenerbahçe As Başkanı Sayın Acun Ulucan'ın açıklamaları var. Maç sonrası yapmış olduğu. Tüm basına, kamuoyuna onu arkadaşlarımız şu anda hazırladılar. İzleyelim. Evet Fenerbahçe Başkanı e, Sayın Acun Ilıcalı'nın açıklamalarını Trabzon'da maç sonrası yönetimle birlikte basına yaptığı açıklamaları izledik. Ümit Hocam dün gece biz burada konuyu açtık aslında ama Sayın Acun Ilıcalı da değinmişken sadece Fenerbahçe'nin ve Acun Ilıcalı'nın konusu değil aslında Türk futbolunun konusu. Melke Başkanı'ndan istedikleri tepkileri göremediğini söylerken şöyle bir güzelleme yapmak istiyorum müsaade edersen. Türkiye Futbol Federasyonu'nun izniyle Merkez Hakem Komitesi Başkanı üstünde eşofmanlarla X1 YouTube kanalına konuştu. Evet. 48 saat önce konuştu ha. Ve ilk kez oldu Türkiye'de biliyorsun. Hiçbir MHK Başkanı Ve federasyon içinde uğran bir kanala. girmiyorum özele. Çünkü dün gece de ne dedim? Bizim yaptığımız bizim tarafta sakın yanlış anlama hocam sen başka tarafındasın. Benim tarafımda şimdi başka şeyler söylendiği zaman başka yerlere evrilir devşirilir biliyorsun. Mesleki olarak asla değerlendirmem. Gitmiştir, almıştır, randevu yapmıştır. Bitti, nokta. Golü attı yapan adına. Ama yaptıran ve izin verenler bir merkez hakem kurulunun bir maçın pozisyonları ile ilgili küçücük bir odada elinde kağıtlarla kamuoyuna hem de tırnak içinde senin dediğin gibi x bir YouTube kanalına bu açıklamaları yapması gerçekten bu kadar bu olaylar yüksek ve konuşulurken, yapı denilirken, o denilirken, kapı denilirken, affedersin sapı denilirken... Çok da enteresan geldi bana. Kusura bakma. Şimdi bak, Herkes için söylüyorum yani. Herkesin bir hesabı var. Herkes. Genç hakem kardeşimizin de bir hesabı var. Kendini kanıtlamak istiyor. Bugün sağdaki Oğuzhan Hakem söylüyor. Evet. Atilla Karaoğlan'ın yani Atilla Oğlan'ın özür dilerim Atilla Karaoğlan'ın, Karaoğlanın da bir hesabı var. O da verilen komutları yerine getirmek istiyor. Yapının bir hesabı var. O Fenerbahçe'yi engellemek istiyor. Ama şunu unutma. Mourinho'nun da bir hesabı var. Bekao'nun da bir hesabı var. Amrabat'ın da bir hesabı var. Ali Koç'un da bir hesabı var. İrfan'ın da bir hesabı var. Hep sen söylersin. Ama... Ben bir de Allah'ın bir hesabı var. Her şeyden önce de Allah'ın bir hesabı var. Ve ben sana bir şey söyleyeyim. Bence... Morinyo yönetmen koltuğuna geçti. Bu hesabı bu sene kapatacak. Kayıt dedi mi bu akşam? 3-2-1 kayıt dedi mi Morinyo? Ben söyledim. Çekildim kenara. Anlayan anlar. Bir daha anlatayım mı? Tekrar söyleyeyim. Diksiyonum iyi olmadığı için hızlı konuştuğum için. Estağfurullah. Rahmetli yap babam derdi ki oğlum biraz yavaş konuş derdi. Ne de, tükürre konuşuyorsun eresin. derdi. Allah rahmet, Allah rahmet, Allah rahmet eylesin. eylesin. Herkesin bir hesabı Şu var. Şu yapıyı da anlat hocam sonra. O Herkesin aşamayı bir, bir daha daha hesabı anlayın. var dedim. Genç kardeşimizin de hesabı var. 26 yaşında. Kendini kanıtlamak istiyor. İyi maç yönetmek istiyor, İsim yapmak istiyor. Iyi Atilla hakem olanın da istiyor. bir hesabı var. Atilla olan, Atilla. Kara olan kara, kara olan, kara olan. Neyse. Komutları yerine getirmek istiyor belki, ya da onun gibilerini. Yapının bir hesabı var. Fenerbahçe'yi engellemek istiyor. Ama dedim ya, Fenerbahçe başkanının, Fenerbahçe hocasının, Fenerbahçe futbolcusunun, Fenerbahçe taraftarının, Fenerbahçe malzemecisinin de Fenerbahçe camiasında bir hesabı var. Ama Allah'ın kimse unutmasın hesabı çok başkadır. Ve sana şunu net bir şekilde ifade edeyim sevgili Bülent. Mourinho o hesabı kapatmaya geldi. Ben bu takım 8 puan gerideyken de 9. hafta Mourinho'dan vazgeçmek Vanabat'tan vazgeçmek vazgeçmektir dedim. Ne no. oldu? Her sene hoca değişti, takım değişti. Ne değişti? Kolay değil bu işler. Emin ol bir itirafta bulunayım. Hasan Kabze'nin bir golü vardı. İnönü'de. Amura Batın golü de öyle bir gol. Amrabat'ın, Mourinho'nun konuşmalarını bugün Fenerbahçeliler hiçbir şey yapmasın. Ne oturup maçı izlesinler, ne bizi izlesinler, ne başkasını izlesinler. Oturun Amrabat'ı, Mourinho'yu dinleyin. Mesajı verdiler. Hele Mourinho bütün dünya takip ediyor. Sosyal medya hesabında birazdan biz de ekrana getireceğiz. Paylaşım da yaptı tabii videoyu göstermeden. Yayıncı kuruluş görüntüsü olduğu için. Şimdi tabi detaylarıyla. Beş <laughs> buçuk milyon insan takip ediyor. Gireceğiz. Haftanın bu Yapı işleri genel müdürlüğünü. Hepsini anlatacağım. Şunun şemasını bir daha anlatsana. Öyle geçeceğim. Daha çok röportaj var. Not aldım. Bir Ar daha rica edebilir miyim? Yaşlandık abicim. Yani, abiciğim. yani öyle her şeyi böyle ezberim. E şemayı bilmiyorum. lütfen tek tek okur musun? Ya aslında. Seyircilerden özür diliyorum. Keşke. Şöyle burada anlatsaydım. Onu şimdi şey yaparız. Haftanın özatında grafik yaparız. O şemayı yaparız da. Bak şimdi. İsimleri merak ediyorum. Kurumun adı ne? Kurum. Tabii şimdi bu yapı işleri genel müdürü olacak bazı insanlar var da. Onlar da o zekaya sahip olduklarını düşünmediğim için onları oraya koymadım. Tamam. Kurumumuzun adı ne? Yapı Yap işleri genel müdürlüğü. Yapı işleri genel müdürlüğü. Evet. Kim başı? Bu yapı İşleri genel müdürlüğünün başı Atilla Karaoğlan. <laughs> Hayırlı olsun atamasını yaptın galiba. Atamasını yaptım. Yarın resmi gazetede yayınlanır. Hazır, hayırlısı olsun. Diğer boşlu olan... Puan denetim başkanlığı koyacağız. Yönetim hizmetleri başkanlığı koyacağız. Var plan programına başkanlığı koyacağız. İsyan işleri başkanlığını koyacağız. Medya koordinatörü başkanlığını koyacağız. Eya hasar tespiti başkanlığını Bunları şöyle bir değerlendireceğiz. Medya derken beni gösterme hocam. En beni uygun. zannederler. beni zannederler sonra baş en uygun kimdir? Onları koyacağız. Ya çok hay şey güzel. Yapı işleri. Yani herhalde yapı işleri da bir... Kerem Aktürkoğlu gibi bir futbolcu yiyen futbol akıllarını da medyadan bahsediyorum. Buraya koyacak halimiz yok. Şimdi mesela yönetim hizmetleri başkanına bir kulüp başkanlığı koyacağız. Aman ha onları söyleme yarın yok, söyleyeceğim. Yarın söyleyeceğiz. Yani bunu, bu bu şikayım, gece atamalar var. Yeni şikayım. atamalar var. Bugün Atilla Karaoğlan'ı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne Atadın. Başına. Atadık. Hayırlı Yarın olsun. inşallah resmi gazetede yayınlanır. İnşallah ömrü uzun olur. <laughs> Diyelim çok uzun olacağı benzemiyor ama hocam şimdi açıklamalarla devam ya ben edelim. Ben bunları aslında hiç konuşmak istemiyorum biliyor musun? Yani hep şey... Nasıl konuşmayacağız? Şimdi, şimdi baksana, yıllardır Morun bize konuşuyor. Sağın içinde kalın. Sağın içinde kalın. Sağın içinde kalın. İki tane deliyle bir tane zır deliyle yıllarca program yaptık. Ne yapıyorsun? İnsan etrafındaki beş insanın ortalaması oluyor. Çok güzel sözdür. Doğru. Ne o. yapıyorsun abi? Doğru. Futbolun dışında kaldıkları için sen doğuşa müdahil oluyorsun. Zaten biz Allah şükür an konuş 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 konuş. Anlatıyoruz. Moroyu da yeri geldi herhalde. Bir arkadaşım sözü. programı izliyor. Serdar mesaj atmış. Seni de çok seviyor. Fenerbahçeli demiş ki hocanın söylediği o tek tek saydın ya hmm. kimdir kimdir diye. Ee, en son sözü Cenab-ı Allah der dedin ya. Hmm. Diyor ki hocam bu sözü bilir mutlaka. Allah'ın değirmeni geç ama tanesiz övdür diyor. Evet güzel. Bir de o bir ekleme yapmış Serdar'a da Antalya'ya da selam olsun diyelim. Şimdi Şenol Hoca'yı dinleyeceğiz. Sayın Ertuğrul Doğan'ı Trabzonspor Başkanı'nı dinleyeceğiz arka arkaya. Ee, bir de ben özellikle rica ettim. Mourinho'nun basın toplantısını canlı vermemize rağmen yayıncı kuruluşa sıcağı sıcağına söylediği sözleri de dört sayfa grafik halinde hazırladık. Onlar da çok kıymetli. Tek tek gelsin. Benim önce. bu halim ne olacak Bülent ya? Her gün daha yakışıklı oluyoruz ya. Evet. Yani hırkan da güzel. Tarz bugün biraz tarz değişmiş. E yapmış, Hanım almış bunu da. Hırkayı mı? Ha. Yengeye de selam buradan. Sen de selam söyle bence. Teşekkür et hocam. Ederiz. Ettik. Peki. Ee, Sayın Şenol Güneş'i dinleyelim bir Trabzonspor Teknik Direktörünü. Şimdi Ümit Hocam e, zaten belli ki sağ içi sağ dışı yine ortak gideceğiz. Mecburen senin de dediğin gibi ülke gerçekleri böyle çünkü. Hocam benim yaşım 48 oldu. Sen ne yaşıtız? Maşallah. E, 30 küsür senedir de sektörün içindeyim. Bu konular hiç bitmedi. Bu üçüncü tekil şahıslar hep yukarıda asılı durdu. İnşallah sen bir milat olacak yarın. Bu yapı işleri genel müdürlüğünü anlatırken anlatacağım diyorsun tek tek. Muhtemelen artık kulüpler de bu sene ee, işin ciddiyetinin farkındalar. Sonuçlardan kimin şampiyon olacağından bağımsız, sıralamalardan bağımsız. Herkes bu işi çözmek istiyor. Kim bu insanlar? Trabzon başkanı çıkıyor diyor ki işte Sinkaflı da haklıdır. Gecesini gündüzüne katıyor. Sadece o değil. Beşiktaş Başkanı da, Fenerbahçe Başkanı da. Sen de burada defalarca söyledin. Herkes çoluğunun çoluğunun çocuğun rızkından veriyor. Zamanını veriyor, parasını veriyor. Herkes bir şey yapmak istiyor. Herkes adil oynansın istiyor. Kimse ayrıcalık istemiyor. Bunlar şablon. Herkes bunu söylüyor. Ama bir tane adam geliyor hocam işte. Seni de demin 10 dakika boyunca dem vurduğun gibi. Aklı olanlar, ayküsü yüksek olanlar. Ümit Hoca'nın satır aralarını inşallah anlamışlardır neler dediğini. Geliyor her şeyi alt üst ediyor. Talimatla mı yapıyor? Kime hizmet ediyor? Kişisel tatmin mi? Hani ne oluyor hocam? Yani bu, Lep. ya bu ne zaman tam bitecek çözülecek? Biz huzur yüzü ne zaman göreceğiz? Ne, bu, zaman, yüzü yüzü bitecek, ne zaman göreceğiz? Tevazu göstermeyeceksin. Fenerbahçe tevazu göstermeyecek. Çıkacak kazanacak. Haftaya bir daha kazanacak. Sonra bir daha kazanacak. Kimse kimseyi yalnız bırakmayacak. Herkes seninle nasıl savaşıyorsa sen de aynı şekilde savaşacaksın. Cephede tevazu olmaz. Bu sadece Fenerbahçe'de değil ama sen de söylüyorsun. Hepsi için geçerli. Bunları anlatıyorum. Yani. Şimdi şunu söyleyeceğim. Fazla tevazu'nun sonu vasat adamdan nasihat dinlemektir. Bakın. Ben sana söyleyeyim. Tekrar rica edelim. Fazla, Fazla. tevazunun sonu vasat adamdan vasihat, şey, nasihat dinlersin. Görüyorsun. Yani şimdi beni konuşturmasınlar. Konuş Yayında kıçını yani. tutamayanlardan ağzını tutmalarını bekliyoruz. Gaz çıkara çıkara konuşanlardan ağzını tutmalarını bekliyoruz. Kimse kusura bakmayacak. Yeter yani bir yere kadar. Bir yere kadar abi. Bu işler böyle. Rüzgar gülü gibi dönen tipler var Türk Spor Basını'nda. Anlatabildim mi? Bir oradan rüzgar esiyor, bir buradan esiyor. 10 dakika sonra başka bir şey söylüyor. Abi eleştiri yaparsın bak eleştiri olur. Hiç ona bir şey demem. Manipülasyon var hocam. Eleştiri o başka bir şey. Eleştiri olur. Doğru yapıyor, yanlış yapıyor. Başka bir şey. Hakaret başka bir şey. Bir şey değişmiyor ama hala çıkıp konuşuyorlar Sırt hocam. 4 dört tane like alacağım diye Aa ne komik adam, ne samimi adam. Veyahut da işte ne kadar işten bir adam desinler diye. Olmaz. Hakikaten yeter ya. Yani. Ne istiyorsunuz abi? Bülent, bak şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Yıllardır konuşuluyor. Futbol konuşulsun, futbol Ya konuşuyoruz. Konuşacağımız kadar konuşuyoruz. Şu olaylardan sonra... Bak ben bunu konuşurken sadece Fenerbahçe lehine de konuşmuyorum. Bu hakem hatalarına maruz kalan he... herkes için konuşuyorum bunları. Söyledin geçen hafta Beşiktaş maçından sonra Galatasaray dedin. Üç forvetle oynuyor dedin. Arda ya, kardeşleri anladım. de ekledin. O Sümenleyi yanına. Anlatabildim mi? Yani dolayısıyla... Fenerbahçe'nin forması iki puan bir puanda oyuncular çıkacak alacaklar. Gerisini yönetim yapar, Mourinho yapar, yapar. Oyuncuya sirayet edecek, oyuncu bu coşkuyu verecek, gösterecek. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak şimdi haftaya Sivas maçına bir tane koltuk kalmaz. Boş. Avrupa sevdasını bir tarafa bıraksınlar. Rotasyonsa rotasyon. Avrupa'daki onların. başarı Mourinho'ya yazar, Ligdeki başarı bütün Fenerbahçe'ye yazar. Ben orada kupayı alamayacaksam bir sene daha ligi es geçme lüksüm yok benim. Bilsen ki UEFA Avrupa Ligi'ni alacaksın, şampiyon alacağım. olacaksın. Heh. Bunun garantisi mi var? Atarsın ligi ikinci plana yani, tabii yani, öyle bir şey yok yani. Oraya geldiğinde her şey iş, 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 işten geçmiş takım oluyor, oluyor, her şey Kimse yani. Kimse kimseyi yalnız bırakmayacak. Sağ içinde, sağ dışında. Eleştir, son eleştirileri yapın. Ama en sonunda bir şey olacaksa, sezon sonu anlatırsınız, konuşursunuz. Anlatın abi. Takım yanlışsa yanlış deyin. Transfer yanlışsa yanlış deyin. Hoca yanlış formasyonla çıkıyorsa söyleyin. Bunları söylemiyorsan bir an normallik vardır ama hakaret etmeyin. Haftalarca burada sen Edin Ceko ile Tadic'i konuştun. Evet. Ben Mourinho'yu eleştirmedim mi? Dibine kadar da eleştirdim. Geçmiş yıllarda eleştirmedim mi? Eleştirdim. Eleştiri başka bir şey. Hakaret, iftira başka bir şey. Olanı söyle. Yok yapı, kapı, sapı. Ya bir şey söyleyeceğim ya. Böyle. Tamam. Tabii ki hatalar var. Kulağım çınlıyor. Hayır olsun. Normal. Ben Bence çınlaması. 10 senede 6 sene şampiyon olanlar bu işte şikayet ediyorlar. Bir anormallik yok mu bu işte? Bir de şampiyon olmasalar ...neler olacak. Yapı kelimesi kimleri rahatsız etti Türkiye'de? Belli diyorlar kendilerini ortaya koyuyorlar. Kimleri rahatsız ettiğini. Şu şeyi merak ediyorum. Bu işe cevap şimdi. verenleri net bir şekilde rahatsız ediyor zaten. Şu işin medya ayağını merak ediyorum. Görevleri saydın medya ayağını da söylemedin diğerleriyle yani beraber. Medya ayağını da... ...tek tek tek tek... ...şablonu, şemayı çizeceğim. Onu dijitale bırakıyoruz. Eksen YouTube'a. Haftanın öz Haftan atında o. haftanın öz atında... Bir şey söyleyeceğim sana. Mourinho demiş ki bilseydim gelmezdim. Ya Mourinho bunu demek istemiyor. Bana diyor az bile diyor anlatmışlar diyor. Adam aslında ne kadar acı bir şey söylüyor. Ya diyor Türkiye ligi ne diyor? İngiltere'de kimse izlemiyor diyor. Yıllardır konuştuğumuz şeyi adam burada deklare ediyor. Türkiye liginin marka değeri Avrupa'da yok. Ha siz İzlenmiyor. ki biz şu yani başka diğer takım için konuşuyorum. Biz şampiyon olalım da bize ne yani kim izlerse izlesin diye düşünüyorsanız zaten hiç konuşmayalım. Bugün önemli olmaz, seneye olmaz. En sonunda körler sarlar, birbirini ağırlar. Bir tık daha ileri gideyim. Niye Arda 20 milyon euroya gitti? Niye Saşa 30'a gitti? Bunlar izlenen bir Belçika liginde, bir Fransa liginde, bir İtalya liginde, bir Alman liginde. Yani senin marka değerin o düzeye gelseydi bu oyuncular bu gittikleri rakamın iki katına, 3 katına, 4 katına gitmezler miydi? Arda bugün Danimarka liginden gitse daha fazla giderdi yani. Net söyleyeyim sana. Tabii ki giderdi. Arda'nın halindeyken Emre Mor Kopenhag'dan ya da Midland'dan Dortmund'a gitti. Midland'dan evet. Anlatabildim mi? Çok net bir şeyler söylüyor. Doğru söylüyor. Ama Mourinho bugün Galatasaray'ın başında olsa bunları söylese adam çok doğru konuşuyor diyecek adamlar. Sırf yani Bülent yani doğruya doğru diyeceksin, yanlışa yanlış diyeceksin. Doğruya yanlış veyahut da yanlışa doğru dersen sen belli bir kesime oynuyorsun demektir. Bana bir Allah'ın kulu çıkıp Fenerbahçe'yi veyahut da bugünkü yönetimde olanı olmayan hiç eleştirmediğimi söyleyebilirler mi? Bugün içinde geçmiş içinde. Ama siz kalkıyorsunuz her şeyi diğerlerine bakıyorum. Her şeyi Mübah görüyorsunuz. Her şeyin doğru yapıldığını söylüyorsunuz. O kadar o kadar konular var ki. Ligi bitirtmeyiz lerden? Bu Geçen ligi bitirtmeyiz başlarından Offside'ımsılardan? Sivas maçı. Onları unutuyorsunuz. Penaltımsıları konuşuyorsunuz. Çok uzağa gitme hocam. Öyle bir şey olabilir hocam, mi? Hocam çok uzağa gitme. Diyeceksin ki Bülent sen bir yere mi takıldın? Biliyorsun ben takıldım mı takılırım. Bende de idefiks var yani. Senin kadar olmasa bile bir senin yavrun olacak kadar bir idefix sahibiyim. Takarım kafayı. Ya iki hafta önce belki on gün önce MHK Başkanı'nın röportaj verdiği mecra günlerce şu yayını yaptı. Burada muhatap Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray değil ha. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'na döndüler dediler ki Okan Buruk'la ilgili yaptığı çıkışa Candaş Tolga'nın programında. Burada hepsini konuştuk ya. Sanki bazen öyle bir hissediyorum ki ben de acaba rüyada mıydık falan mı? Dediler ki Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu Okan Burak'a Aba altından sopa mı gösteriyorsun? Moru olsa bunu konuşur muydun? Neyin peşindesin? Fenerbahçe ile aranı iyi yapmak için Benim hafızam iyi, B12'siz. Çok şükür. Aranı iyi yapmak için Fenerbahçe ile geçmişteki kötü anılardan dolayı bilerek mi bunu yapıyorsun? Neyin peşindesin? Senin de ömrün uzun olmaz. Diyen mecraya Merkez Hakem Komitesi başkanına pijamalarla eşofmanlarla röportaj verdirdiler bu ülkede. O, ona, şimdi ben bunu ben bunu kusura bakma her yayında söyleyeceğim. Cevap alana kadar. O röportaj alanın başarısı. Ayrı onu ayırdık. Amenna. Verenin hatası. Onu söylüyorum. verenin hatası. Nasıl vermezsin. oluyor? Ya nasıl olabilir? Nasıl vermesin. bir akıl tutulması bu? Vermesin o yüzden. Yani vermesin abi. Bilmiyorum. Yani şimdi bakıyorum Ardakale'de diyorlar 4-6 hafta. Hani bitiyordu. Önce bitiyor dediler, sonra 4-6 hafta dediler. Hani sonra klasman düşürülecek dediler. Dediler de dediler, bilmiyoruz. Çünkü hakemler kendilerine bu işin olmazsa olmazı görüyorlar. Bu işin olmazsa olmazı futbolcudur. Mezarlıklar kendilerini vazgeç şey vazgeçilmez zannedenlerle dolu hocam ya. Anlatabiliyor Hakem mi yok bu ülkede? Bu hakem mi çıkacak? Olmazsa yani? olmazı futbolcudur. Yardımcı Sen goldür hakem. Alttan. Hakem getirmezsen yetiştirmezsen, bu işi geliştirmezsen adam kendisine muhtaç olduğunu bilir, olunduğunu bilir. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Cüneyt Çakır'dan, Fırat Aydınus'tan sonra ne dersen de hakemlik kumaşı yok. Hakem çıkıyor mu? Çok ciddi fark var. 1 2 onlar, 4 beşten başlar, 6'dan başlar belki şimdi. Bu bitecek mi zannediyorsun? ne diyorsun? aynı Atilla Kara olan Antep Beşiktaş maçında Enkudu'nun kafa attığı pozisyonda Enkudu'ya kırmızı kart vermedi. Yani konu Beşiktaş'a e karşı, Galatasaray'a karşı, Fenerbahçe'ye karşı mevzu değil. Ben ona biliyorsunuz zurnacı demiştim. dük çalarken böyle çalıyor demiştim. Adamın bir hakem title'ı bile yok ya. Adamın koşu stili bile ya baktığın zaman ya bu hakem diyemezsin ya. Fenerbahçe Galatasaray derbisini kim yönetti 3-1 kaybettiği Fenerbahçe'nin? Atilla Karaoğlan yönetmedi. Evet. Maçtan bir gün önce Galatasaray Teknik Direktörü'nün açıklamasını hatırlıyor musun ve başkanının? Tabii canım. Ne dedi? Biz bu hakemi dedi istemiyoruz. Bırak yani. bunu. Bu hakemi belki dedi ülkenin yüzde beşi istiyordur dedi. Yüzde doksan istemiyordur dedi. Bravo. Biz yani ne yaptık? onlardan müzdarip. Biz ne yaptık buraya hangi rakamları getirdik maçtan bir gece önce? Ve Galatasaray'la 7 maç yapmış. O güne kadar 6 maç. 6 altı kazanmışlar ertesi günde 7-7 oldu. Ertesi gün 7'deydi yaptı. Yani şimdi hani çok Ve çıktı merak... hakem maçı iyi yönetti dedi. Sonrasında ne dedi? Basın yani maç e, basın toplantısı öncesi ve sonrası. Basın toplantısı öncesi penaltıya penaltı. Basın toplantısı değil. sonrası penaltı değilmiş. Hatta oyuncu değişikliklerimizi engelledi dedi. Biz de farka gideceğiz, gitmek istiyormuş minvalinde bir şey söyledi. Sonra dedi değişikleri hatırlıyorsun değil mi? Bu, o, o günden var. sonra ben ne yaptım? Sen de soruyorsun niye veriyorsun diye. Hem basit toplansın hem maç sonu açıklamalarını artık veriyorum. Çok güzel bağladık. Yerine geldik. Mourinho'nun maç sonu açıklamalarını da bir grafik olarak verelim. Reklamlara gitmeden önce tamam arkadaşlarımız hazırlıyorlar. Bekliyoruz. Onu da bir ekranlara getirelim. Çünkü hakikaten benim Ümit Hoca'nın dediği gibi programın ilk bölümünde son 30 yıldır gördüğüm en anormal maç sonu açıklamasıydı. En acayip maç sonu açıklamasıydı. Evet. Verdik ekrana gelsin. Dört sayfa. Tek tek okuyacağım. Hocam dur dediğin yerde duralım. Arkaya da verdik. Atilla Karaoğlan'ı sağda görmedik. Sağda genç bir hakem vardı ama arka taraftaki hakem Atilla Karaoğlan'dı. Görünmeyen bir adamdan maçın en önemli adamı olmayı başardı. Tüm Fenerbahçe... Hayalet Casper. Mi? İzler miydin? Çok güzel çizgi filmdi. Görünmeyen. Tabi. Bütün binaların onun bunun her şeyin Kespr içinden... Atilla diyebilir miyiz bundan sonra ona? Diyebilirsin hocam. Bir Hayalet şeyler... Atilla. Tabii, tabii. Hakaret de içermiyor. Kesper Atilla ne var bunda? Ya hakaret şeye? edeyim ya. Adam hayatını tanımam et. Kesper çocukluğumuzun en iyi çizgi filmlerinden biriydi. Bütün yapıların içinden geçerdi biliyorsun değil mi? Evet. Görünmediği için. Atilla Karolon'da öyle. Kesper <laughs> Atilla diyebilir miyiz bundan sonra ona? Tabii. Dedin hocam hayırlı olsun. Evet e, gelelim. <laughs> ya yani, Kesper Atilla nereden çıktı? <laughs> Görünmeyen bir adamdan maçın en önemli adamı olmayı başardı. Tüm Fenerbahçeliler adına konuşuyorum. İstemiyoruz. Onu istemiyoruz. Bu hakemi istemiyoruz. Var hakemi olarak, sağ hakemi olarak istemiyoruz. Özellikle var hakemi olarak istemiyoruz. Yani arka arkaya söylemiş ki anlayın diye kamuoyu. Aynısını Beşiktaş da söylüyor, diğer takımlar da söylüyor. Anlamıyorsunuz ama özellikle var hakemi olarak istemiyoruz. Bana bir şeyler söylendi, inanmadım ama bana söylenenlerden daha kötüymüş. Geçtik. İyi rakiplere karşı oynuyoruz ama sisteme karşı da oynuyoruz. En zoru da bu. Vara karşı sisteme karşı oynadık. O yüzden kazandıktan sonra böyle kutladık. Çok çok güçlü insanlara karşı kazandık. Pes etmeyeceğiz. Beni buraya getiren Fenerbahçelilere kızıyorum. Bunların yarısını anlattılar. Tamamını anlatsalar Fenerbahçe'ye gelmezdim. Burada ironi yapıyor. IQ seviyesi düşük olanlar için Ümit Hoca'nın dediği gibi tekrar edelim. Burada ironi var. Geçtik. Sistem daha güçlü gelirse sözlerim uçar kaybolur. Belki de Fenerbahçeliler daha da farkında. Bu yapılanlar saklanmıyor. O sayıya yapılan kırmızı değil mi? Atilla Karaoğlan kahve mi içiyordu, görmedi mi? Hakem vermedi ama o hazırda bekliyordu. iki penaltı vermek için. Burada şimdi bitti mi? Son sayfa mıydı bu? Arkadaşlar ha yok bir tane daha mı var? Bizim pozisyonda Türk çayı mı içiyordu? Bize olan pozisyonlarda uyuyordu. Buna gülüyoruz. Ciddiye alırsak olmaz. Ben Türk değilim. Siz Türkler bunu konuşun. Ben konuşursam ağzım kapatılacak. Sistem bana saldıracak. Siz Türkler bunu dile getirmeli. Biz temiziz. Dedi. Şimdi. Ver Instagram paylaşımını da ver. Hoca görsün konuşurken. Sen konuş hocam. Gelecek ekrana. Söyledi zaten ne paylaşımını. Fenerbahçe'yi Hmm. Bu normalde video Ümit Hocam ama videoyu veremiyoruz. Watch and smile. If you like it, watch the game. Because the funny situations don't stop this clip. İzle ve gül. Eğer izlersen oyun çok eğlenceli e, durumlara, pozisyonlara sahip değil. Bu klipte durmuyor demiş Fenerbahçe'yi şey de etiketlemiş. Kendisi de söyledi, söyledi zaten bu Şimdi kirli eller dokunmaması için Fenerbahçe'ye hatta geniş çaplı Türk futbolunu dikenli tellerle öreceksin. Kirli elleri dikenli teller bertaraf eder. Dokunamaz. Taraftarlar havalimanına gitmiş. Oraya giden herkesi herkesi böyle sevgiyle kucaklıyorum. İşte o dikenli teller böyle birleşe birleşe örülür. Şampiyonluk. Olursun. Olmaz. Bak. Bunu net söylüyorum. Ama o mücadeleden, o inançtan o inancı, mücadeleye inancı hiçbir zaman kaybetmeyeceksin Bülent. Kesin hocam. Bütün takımlar için geçerli. Asla yenilmemek lazım. Ve bence hepsinin bir araya gelip artık bir şeyleri düzeltmesi lazım. Ee, okuyacağım. Zafer abicim reklamdan sonra Zafer Al Algostan'a selam söylüyor yine. Aleyküm programın müdavimi Zafer abi. Hakem konusu olduğu zaman Ümit'ime selam söyle lütfen deyip yine bir paragraf var. Şimdi paragrafı okumayacağım reklamdan sonra hocaya söyleyeceğim konuşuruz. Evet e, ekrana getirmediğimiz açıklama kaldı mı arkadaşlar? Reklamlar öncesi ki reklamlardan sonra biraz da hocanın en çok e, iştahla beklediğimiz o sağ iç analizlerini de duymak istiyorum artık. Bir türlü gelemedik oraya çünkü maalesef getirtmediler bizi. Var mı vereceğimiz bir açıklama? Tamam şey olacağı verdik. Futbolculardan kimler var? Sırasıyla getirelim. Amrabat'ı bir ekrana getirelim. İki sayfa olarak. Maçın kahramanlarından biri. Hiç şüphesiz. Kariyerimde ilk defa bu kadar sinirleniyorum. Bakın ben Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce insanlar bana herkesin Fenerbahçe'ye karşı olduğunu söyledi. Buna inanmadım. Ancak şu an bunu anlıyorum. Biz maalesef 11-11 oynamıyoruz. Topu türbüne vurdum. Taraftarlar yanlış anlamasın. Onlara karşı değildi. Sinirlendim. Ben Allah inancı taşıyan birisiyim. Normalde gol atan biri değilim. Nasıl anlamadım? Normalde gol atan biri değilim. Bu attığım gol tesadüf değil. Ha. Evet yani bunu da ilahi adalete bağlıyor Sofyan Amrabat. Geçtik ikinci sayfaya. Var 4-5 dakika pozisyonu inceliyor. Eğer penaltı varsa verilir yoksa verilmez. 4-5 dakika var incelemesi olmaz. Ben mazeret üretmiyorum. Öncesinde biz iyi oynamalıyız. Ancak bu yaşadıklarımızdan dolayı kolay olmuyor. Hoş geldin Amrabat Türkiye'ye. 4-5 dakika bir şey değil. 8-10 dakika izlenenler de var Türkiye'de. Diğer maçları da izlemeni tavsiye ederim. Ceko'ya geldik. Edin Ceko çok kritik bir gol attı. Çok fazla insana karşı mücadele ediyoruz. Bugün başardık ama her zaman başaramayabiliriz. Bizden fazla kişiye karşı mücadele etmek zor. Bunu da bu sezon görüyoruz. Bugün gördük ki birçok iyi genç hakem var. Bizim kırmızı kart beklediğimiz pozisyonda ve penaltı beklediğimiz pozisyonda tuvalet molasındaydı herhalde yukarıdakiler demiş. Bu yaşanan garip şeyler, her hafta olan şeyler genç hakemlere baskı kurmasınlar. Hata yapa yapa gelişsinler, gelişirler. Güzel. Bu oyun futbol, bale değil, temassız bir spor değil. Güzel, harika. Hadi Okay Yokuşlu'yu da verelim. Okay ne demiş? Bu şekilde yenilmek çok üzücü. Hayal kırıklığı, basit goller yedik. Öne geçmemize rağmen maçı galip bitirebilirdik. Çok üzgünüz, iyi mücadele ettik aslında. Maçı kazanmak için çok fırsatımız vardı. Benim golüm var, onun gol olduğunu düşünüyorum. Canın sağ olsun, canın sağ olsun hakemimizin. Onun da işi kolay değildi, canın sağ olsun demiş. Fenerbahçe Kulübü Asus Başkanı Sayın Acun Ulcalı da hep Ümit Özet hocam diyor ya, sen kaç kere Amrabat dedim bana, ne demiş Amrabat? Amrabat. Amrabat'ın açıklamalarını bir daha getirelim. Reklamdan sonra yok, getirelim. Yok, şimdi mi? Şimdi yok gitmemiz mi? lazım. Reklam. Tam. tam geldi mi süremiz? Reklama gidiyoruz. Amrabat'ın açıklamalarıyla Ümit Özat'ın yorumlarıyla devam edeceğiz top bizde. Reklamlardan sonra yeniden birlikteyiz canlı yayın top bizde devam ediyor. Ümit Hocam reklama gitmeden önce Amrabat'ın yazılı açıklamasını tekrar rica etmişti. Herhalde satır arası bir şey var dikkatini çeken evet. verdik. Hocam okuyayım mı? Kariyerimde ilk defa bu kadar sinirleniyorum. Bakın ben Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce insanlar bana herkesin Fenerbahçe'ye karşı olduğunu söyledi. Buna inanmadım. Ancak şu an bunu anlıyorum. Biz maalesef 11'e 11, e 11 e oynamıyoruz. Topu türbüne vurdum. Taraftarlar yanlış anlamasın. Onlara karşı değildi. Ee, sinirlendim. Ben Allah inancı taşıyan biriyim. Normalde gol atan biri değilim. Bu attığım gol tesadüf değil. Bu ilk sayfa. Tamam. Sonrasına gelelim. Evet var 4-5 dakika pozisyonu inceliyor. Eğer penaltı varsa verilir, yoksa verilmez. 4-5 dakika var incelemesi olmaz. Ben mazeret üretmiyorum. Öncesinde biz iyi oynamalıyız. Ancak bu yaşadıklarımızdan dolayı kolay olmuyor. Amrabat'ın kardeşi kalsaydı ona mı? O Amrabat mıydı? Evet. Evet, evet. Abi kardeş. Amra, kardeşi Galatasaray'da onun için lige biraz kolay demiş olabilirler. Fenerbahçe'de oynasa oynamanın ne kadar zor olduğunu söyleselerdi. Referans oradan mı geldi? Referans oradan gelebilir evet. Onun için ekstra hayal kırıklığı var. Evet. Beklemiyordu. Yani doğru referans vermemiş kardeş. <laughs> ya hocam arada arada sana okudum da bir de burada söyleyeyim. Zafer abi diyor ki Zafer Algöz. Hmm. Ya ne olur diyor Ümit Hoca'ya sorar mısın? Dünyanın en önemli hocası diyor bu çıkıyor bu açıklamaları yapıyor diyor. Hayatında diyor yapmamış kaç büyük majör ligde. Van Broncos geliyor hakem konuşmayacağım dedi. Adam 6 hafta sonra isyan etti. Dayanamadı konuşuyor. Yani bu yabancı hakem vardaki ayak diretme neden? Kısa vadedeki çözüm yabancı var hakemi değil mi? Orta hakemler değil. Tamam onu geçtik orada aynı fikirdeyim sen. Niye ayak diretiyorsunuz ya? Getirin bana yabancı hakemleri. federasyonda rahatlasın. Orada federasyon başkanı bir şey söylediği için e, ee, lafını hani üstü çizilsin istemiyor. Bir şekilde. Ama oraya gidiyor iş. İş oraya yani gidiyor. Geçen sene de bu denendi. Neticede en çok bu işi isteyen de mesela Fenerbahçe'ydi ve Sivas'ta yabancı var hakemin kararıyla da puan kaybetmesine rağmen bir şey söylemedi. Çünkü adamın niyetinden şüphesi yoktu. Yanlış yaptı dediler bitti. Bunu bu şekilde düzeltebilirler. Ee, tabii Zafer abi doğru noktaya değinmiş. Biri Mourinho biri Van Brankhorst. Yani ikisi de bunları söylüyorsa. genelde toplantı yapıp ortak açıklama yapmıyorlar. İkisi de yaşadıklarını ikisi de bunları söylüyorlar. bunları söylüyorsa bence Türk futbolu yönetenlerin bu işi bir kere daha masaya yatırması lazım. Ama tabii ya şimdi herkes günü kurtarmaya çalışıyor. Türk futbolunun geleceği, Türk futbolunun marka değeri kimsenin umurunda değil Bülent. Anlatabildim mi? Dolayısıyla Türk futbolunun gelişimi öyle bir günde, iki günde, bir yılda, iki yılda olabilecek bir şey değil. Her sene daha kötüye gidiyor. Ben hep Türk futbolu ilgili şunları söylüyorum. Kötü günler bitti, daha kötü günler yakın. Maalesef daha kötü değil. günler. Tabii tabii, kötü günler bitti, daha kötü günler gelecek. Ne olacak hocam Hiç, daha kötü? Her sene daha mı kötüye gidiyor, daha mı iyiye gidiyor? Hep kötüye gidiyor. E bundan sonra daha geçmiş, geleceğin anasıdır. Zihniyet değişmediği sürece. Bu böyle gider mi? 10 senede 6 yıl 5 yıl şampiyon olan takım hala hakemden şikayet ediyorsa bir anormallik yok mu bu işte? Dün Sayın Ali Koç şey dedi, son 5 yıl dedi. Fenerbahçe'nin şampiyon olamaması hayatın olağan akışına aykırıdır dedi. Son 5 yılı baz alarak. Kürsüden divan üyelerine bu şekilde seslendi. Banza var penaltıları gole çeviren Trabzonspor'da iki golün sahibi Etkisizdi ama yani öyle çok etkili oynamadı Çok alan bulmadı çünkü Mourinho'nun oyun tarzı Banza'nın da alan bulacağı bir Şey değil yani o bir, bir pozisyonda Çağlar'ın pozisyonda bir oyuncu pozisyona girdi ama O Çağlar'ın kendi bireysel hatasıydı Yani Banza uzun bir oyuncu Fuleli bir oyuncu Öyle alan yani çok dar alanda böyle Çok işler yapacak bir oyuncu değil ben sana söyleyeyim Maçtan sonra konuşmuş bir de onu dinleyelim Son röportajımız o kaldı çünkü Evet Banza da kendi zaviyesinden bu şekilde değerlendirmiş. Hocam son bölümü müsaade edersen zaten yarın akşam da top bizde programında enine boyuna bütün haftayı konuşacağız. Diğer maçları da konuşacağız. Haftanın özatını çekeceğiz. Orada sen ciddi şekilde hazırlık içindesin. Spoilerlardan anladık teaserlardan. Dilersen şu son 10-15 dakikada da özlediğimiz, iştahla beklediğimiz şu kadroları sağ için oyunu bir de senin gözünden dinleyelim. Gerçekten e, gölgede kalsın istemem böyle bir oyun. iki takım adına da. Son yılların en heyecanlı maçlarından biriydi. Yani şimdi 19 tane korner kullanılmış hocam. İlk yarı 15 tane korner kullanılmıştı. Şimdi iki takım da baya git geldi bir oyun oynadı. Yani El Nesli'nin olması falan bir takımını gerçekten hareketlendiriyor. Şimanski çok Koşuyor ediyor ama maalesef dedim ya kaleden uzak. Mert ilk 15 dakika biraz yerini yadırgadı ama onun dışında Doğru pozisyon aldı. Dikkat edersen Vizca hiç oyunun içinde yoktu. Fenerbahçe'nin oyun adına bugün en kötü iki oyuncusu Çağlar'la Cikuydu. PK gittikten sonra orada toparlandı. Livakovic çok iyi işler yaptı. Tadiç'i nasıl buldun Fred, hocam? Kim? Oyunda kaldığı sürede Tadiç'i. Şimdi Tadiç'e gelmeden önce bir şey söyleyeyim. Bugün Fenerbahçe'nin iki oyuncusu gol attı. Amrabat, Fred. Biri altı, biri sekizi. Hı hı. Bu gol sayısının iki oyuncu adına ligde böyle sekizleri onları bulması lazım. Mesela Amrabat'ın adına beş altıyı, Fırat'ın adına sekizi onu bulması lazım. O çoğalımı, o çoğalmayı öyle yaparsın. İsmail'e büyük bir örnek olması lazım Amrabat'ın. Orada olmazsan bulunmazsan gol atamazsın. Önde baskı al adına, iki stoperin arasına sadece top ayağındaki girmek değil, top rakipteyken girip bir stoperin bek tarafına kaydığı zaman o alanı doldurmak adına önemli işler yapıyor. Yani gerçekten ciddi katkı yaptı. Maxim aslında zaman zaman Maxim'den ikinci yarıda faydalanabilir. Özellikle skor elde edildikten sonra evet bugün e, skor yani tam maçın bittiği skor artık son dakikada geldi ama diyelim ki oyunu buralarda böyle 1-0 2-0 60'da yakaladıktan sonra Maxim zaman zaman sonradan çok daha faydalı olabilir. İrfan'ın golde Ceko'ya attığı, attığı pas. Ceko'nun son 30 dakika yani 30-35 dakika diri bir şekilde oynaması. Yani bugün sahada oyunu istemeyen kimse yoktu. Kötü oynayan olabilir ama istiyorlardı. Gerçekten o iştah vardı hepsinde. O iştah, o coşku vardı. Ee, nereden başlarsan başla. ister en önden başla, ister arkadan başla. Ee, aslında bugünkü oyuna biraz bir tık Mourinho oyunu diyebiliriz. Daha pozisyon vermeden. Bugünkü pozisyonlar rakibin bulduğu pozisyonlar pozisyon hatası değildi. Fenerbahçe'nin bireysel hatalarıydı. Bu oturduğu zaman Fenerbahçe o zaman pozisyon vermeyecek. İşte orada ne çıkıyor ortaya? Hızlı hücum. Hep ne anlattım? Kimle yaptın hızlı hücumu? Bir hata çıktın. Maksim çıktı. Maksim miydi? Mert miydi? Çıktı. Elnesi deplase oldu. Fred 60 metre koştu. Hı hı. Bak Fred yanılmıyorsam golde koşarken tad için daha gerisindeydi. İyi bak bu önemli. Hani bu oyun rakip kendi sahasına gömülür. Artık rakibin kendi birinci bölgesi senin de üçüncü bölgen dediğimiz yerde oynanırsa bu oyunda Tadis'e Ceko sana iş yapar. Ama bu oyun böyle gelgitli oyunsa işte bu hızlı ucunları Tadis'e Cekoy'la yapamazsın. Yani kimle yaparsın? İşte Fred'le yaparsın, Şimanski'yle ile yaparsın, Maxim yaparsın. Bu tarz oyuncularla yaparsın. Sevgili Bülent Bu önemli. Yani aslında Tadis'ten çok vazgeçecek gibi durmuyor ama tam içeride çift santrafor oynayabilirsin. Ama Cekoy da ikinci yarı özellikle gole ihtiyaç olunan bir dönemde son yarım saat kullansa eminim Ceko çok daha verimli olur. Çünkü artık elini sizi kesemezsin. Kesmemelisin. Aldı da o hızını çünkü. Yani. Anlatabildim mi? Ritmi yakalamaya başlıyor. Tekrar o ritmi düşürmenin bir anlamı yok. Atmasın önemli değil. Başka bir türlü faydalı iş yapıyor. Rakip yok, yorar, mi? top tutar. Takım savunmasına yardım eder. Yan toplarda senin stoperlerinden daha çok kafa top aldı. Adrese teslim yaptığı asist. Hiçbir pozisyonu statik değil. Durmuyor evet. Dururken göremiyorsun El Nesri'yi. Bir ritmini yakalasın, gol bulsun. Sonrası gerisi çorap söküğü gibi gelir. Oyuncuların burada şunu düşünmesi lazım. Bak Türkiye Kupası geliyor, Avrupa Kupası maçları var. Oynamayan birçok oyuncuya fırsat gelecek. Daha Kostiç var. Muhtemelen içerideki maçta Kostiç oynatır. Mert'i sağ bek alır, Kostiç oynatır. Anlatabildim mi? Yani Fenerbahçe artık o flexible dediğimiz, esnek dediğimiz bir kadro etkinliğine bürünüyor. Burada Mourinho'nun da naçizane doğru stoper ikilisini bulup artık onu oynatması lazım. Yani demesi lazım ki ben artık Bekao Cicu. Bekao Çağlar. Çağlar Cicu. Bunlarla oynayacağım. 10 maçtır stoperler devamlı değişiyor. O oradını koyması lazım oranın. Nasıl Fred Amrabat oldu? Bugün sana bir şey söylüyorum. 6-8 dediğin zaman kim dersin? Fırat Amrabat, Amrabat oynuyor. Fırat dersin. Önünde kim oynar diyorsun? Şimanski. Şimanski. En önde kim oynar? Max. Artık el nesli evrildi mi? Evrildi. Tadiş'ten vazgeçmiyor mu? Yapacak bir şey yok. Ama Tadış. arkada da o şeyi kurman lazım. Artık fena bakıyor. taraftarının. Ya bugün stoper kim oynayacak diye sormaması lazım. Bugün sabit stoper kim oynayacak diye sormaması yani. lazım. Özellikle bak Mourinho'nun bugün yaptığı en önemli dokunuşlardan bir tanesi. Şöyle bir maçta Kostić'i bekletmesiydi. Niye hocam bekletti sence? Çünkü Kostić e, savunma yönü zayıf olan bir bek. Üçte oynadığı zaman çok rahat iş yapar, dörtte oynadığı zaman içeride de iş yapar ama deplasmanda sana sıkıntı yaratabilir. Takımı tanıyana kadar, ligi tanıyana kadar sana sıkıntı yaratabilir. Bu anlamda bana göre giren çıkan tercihleri çok iyiydi. Dedim ya Mourinho çok iyi hazırlanmış. İlk dakikadan gördüm onu diyorsun yani vücut o, dilinden o, gözünden onu, duruşundan. Morinho o ışığı verdi. Ee, özellikle bak Bülent. Düşünsene. iki tane Şampiyonlar Ligi kupası kazanmışsın, iki tane UEFA kupası kazanmışsın, Premier Lig kazanmışsın, La Liga kazanmışsın, Serie A kazanmışsın. Komünist Komünist almışsın, FA Cup almışsın, Stella tamam, kupa almışsın. Hocam. İspanya Kral Kupası almışsın, Süper Kupa almışsın, Portekiz'de almışsın. Almışsın da almışsın ve şurada şu gole sevincine bak. Parayla pulla işin yok. Bu adamın hırsını, coşkusunu kaybetmediğini gösterir. Fenerbahçe taraftarının istediği Mourinho da bu. Bugün onu gördüm diyorsun evet. ve geri geldi diyorsun. Evet. Trabzonspor 11'ini de bir rica edelim. Değişiklikleriyle beraber. Evet hocam. Envaka emeği ile ilgili senin söyleyecek şeylerin olduğunu eminim. Yani Trabzonspor özelinde. Uzun Vallahi, süre oyunda kaldı. 89 dakika oyunda tuttu Şenol Hoca. Şimdi teknik anlatıyorlar da ben sana bir şey anlatayım. Bugün sevgili Murat Kosova ile maç önü yayın yaparken oyunu orta sahaların belirleyeceğini Fred, Şimanski gibi Amrabat'ın Okay, Ozan ve Lundstrom'a göre daha atletik oyuncular olduğunu, daha hareketli oyuncular olduğunu ifade etmiştim. Nitekim Amrabat ve Fred fişi çekti. Trabzonspor takımı ne yap edip önümüzdeki senenin planlamasını yapmalı. Çünkü Trabzonspor takımı tarihi bir hata yaptı. Abdullah Hoca'yı. Abdullah Hoca'yı göndererek değil. İkinci gelişinde göndererek değil. İlk gel, yani ilk gelişinde şampiyon olduktan 6 ay sonra göndererek tarihi bir hata yaptı. Hemen akabinde o kadar çabuk olarak yine bir hata, bir hata, yaptı. hata daha yaptı göndererek yenilgisi bile yokken dedin gitti. Ne derler? Çilek koydu. Triple yaptı yani. Ama dünya tarihinde dünya tarihinde bir takıma dört defa gelip dört defa gelip giden dört defa gidip beş defa gelen bir hoca daha yok. Trabzonspor takımına dört defa gelip şampiyon olmadan beşinci kere geldi Şenol Güneş. Ha bu bir hani serbest piyasa serbest ne dersen de. Bu bana göre doğru bir tercih değildi. Buna doğru bir tercih mi dersin? Alan razı, veren razı ama haksız bir tercih mi dersin? Ne dersen dersin. Ben o göre Fatih Tekke'yi Allah korudu. O çocuk da bugün bıraktı Fatih. İstifa etti, etti. Evet etti. Ona da bundan sonra başarılar diliyoruz ama e, Trabzonspor'un mutlaka yeni bir yapılanmaya gitmesi lazım. Şenol Güneş'in de bana göre yavaş yavaş teknik adamlığını Sonlandırması lazım. Artık futbolun ne tarafında oluyor? Koordinatör tarafından mı oluyor? Yönetici tarafından mı oluyor? Ben öyle düşünüyorum. Bu nasıl bir kurs ya? Trabzonspor tarihi dünyada hiçbir takıma iki defa gelip şampiyon olmayan bir adamı üçüncü kez getirmezler. Dört defa gitti beş defa geldi. Bugün ilk değişikliği 88'de Ay, yaptı hocam. Dört defa gitti beş defa geldi. Fatih Hoca bile 96'da yayından önce söyledim. Arsen Wenger Arsenal'e geldi. Fatih Terim Galatasaray'a geldi. Arsen Wenger 22 yıl kaldı. Fatih Hoca 4 defa gitti geldi. Bu kadar kupalar almasına rağmen. Bu kadar kupalar almış adam da 4 defa gitti geldi. Hiç kupa almayan adam da 4 defa gitti geldi. Şenol Güneş. Öyle bir şey olamaz. Yok dünyada bunun eşi benzeri yok. Allemi cihan olsan, Maldini olsan dört defa gidip beş defa gelemezsin. Baresli olsan dört defa gidip beş defa gelemezsin. Çavi olsan, Guardiola olsan Barcelona'ya dört defa gidip beş defa gelemezsin. Abartarak söylüyorum. Beckenbauer olsan dört defa gidip beş defa gelemezsin. Her takımdan örnek vereyim. Laurent Blanche olsan Marsilya'ya Paris Saint-Germain'e dört defa gidip beş defa gelemezsin. Geri Pelister olsan, Rydings olsan, Rooney olsan, Neville kardeşler olsan, Scholes olsan, Ronaldo olsan, Rooney olsan, Beckham olsan dört defa gidip beş defa gelemezsin hoca olarak. Geldi. Gattuso geldi. Yaptı yapamadı gitti. Güle güle hadi. Çağıranına da sormak lazım hadi. hocam. Yok dünyada bu işin eşi benzeri yok. Arada iki tane de Beşiktaş var ki ilk dönemi başarılı Beşiktaş'ta. iki tane şampiyonluğu yani var. Beşiktaş'a ikinci kez gelmesini yadırgamam. Çünkü iki hikaye O hikaye de nasıl yazıldı sevgili Bülent? Gerçekçi olalım. İki sene cefayı bilinçle Samet Aybaba çekti. Sefayı şey o güne sürdü. Bilinçle Samet Aybaba'ya Taliska'yı, Mario Gomez'i, Marcello'yu, Adriana'yı, Gökhan'ı, e, Caneri. Gökhan Caner'i aldınız da mı başarısız oldular? Adamlara gittiniz, Hasan Türk'ü verdiniz. Olcay, o gün Oğuzhan Özel Kupu kimse bilmiyordu. Olcay Şahan'ı verdin onu verdim, bunu verdin bunu verdim. verdin. Sonra parladılar. E, ee, o da geldi. En prime'da zamanda Caner aldı, Gökhan'ı aldı. Mario Gomez'i aldılar. Cenk'in en iyi zamanı. Vidalar. E, Vida'yı aldı. Adriano'yu aldı. Talişka'yı aldı. Kalede Fabri, Stoper, Marcelo. O takım zaten kim olsa şampiyon olurdu. Kim Neredeyse Lyon'a penaltılarla elenmese yarı finale gidiyordu işte UEFA'da. Kimse bu hep de hıfada. kusura bakmasın. Dört defa gittim, beş defa geldin ya. Yani. Bence Trabzon. Bir milli takım tabii dünya üçüncülüğü var ama orada da... Hep... Milli takıma ikinci gelişini de anlarım. Orada da bir hatırası var. Dünya üçüncüsü oldu. İkinci kez gelmeyi hak ettiydi. Yani bir alacağı vardı. Çünkü dünya üçüncüsü olduğunda... Bir daha milli takıma gelebilirsin. Kredin e, olur. Gerekli şeyi görmemişti. Saygıyı. Saygıyı görmemişti. Doğruya doğru abi. Yiğit öldür, hakkını yeme. Ama... Ya şimdi Türk futbolu çok enteresan. Ya. Adam 2002'de dünya üçüncüsü oldu. Kore'ye gitti hoca olarak. 2016'da Bursa Spor'u altıncı yaptı. Beşteş'e geldi. Ben gerçek bir Trabzon sporluysa onun demesi lazım ki hayır bu camianın içinden birini yetiştirin. Yetiştirelim ben de abilik yapayım. Demesi lazım. Bence. Kolay kolay denmiyor hocam. Bizim ülkede onları biliyorsun. Anladım, Teklif mi geldi ya. mi herkes? Yok daha eşi benzeri yok. Kabul ediyor. Eşi benzeri dünyada yok yok. Şimdi sana üç tane adam sayacağım. Biri Hiddink. Öyle ya da böyle şampiyon kulüpler kupası var. Chelsea'yi çalıştırmış, Real Betis'i çalıştırmış. Avustralya milli takımı, Güney Kore milli takımı, Hollanda milli takımı, Türk milli takımı o bu. Bir daha Fener'e geliyorum desin. Löv gitmiş dünya şampiyonu olmuş. Bir daha Fener'e geliyorum desin. Delbos'a gitmiş Real Madrid Beşiktaş'tan sonra tekrar İspanya, Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu yapmış. Tekrar Beşiktaş'a geliyorum desin. Mümkün değil, kolay değil. Ricard Barcelona'da şampiyon oldu. Buradan gitti bir daha geliyorum desin. İkinciye kimse kabul etmez. Nasıl oluyor peki hocam? Dört kere beş kere. Ya bizde oluyor bu işler. Bizim Hadi iki kereyi anlarım. Aynı hata burada da oldu. Perer'e geldi iki defa. Ersun Yanal'ın da gelişini anladım. Bir şampiyonluğu vardı, bir hakkı vardı, geldi. Bir gün akış içinde Sergen Yalçın belki 3 sene, 5 sene bir daha Beşiktaş'ın hocası 2. belki Sergen olacak. Sergen Yalçın dönemi Beşiktaş'ta her zaman olacaktır. Bak bunun önüne Allah'tan başka kimse geçemez. Ama şunu da net bir şekilde söyleyeyim. Konuyu oraya sen getirdin. Ben onun bu konuşmaları yönetici olsam almam. Son dönemki çıkışlar. Tabii. Sen önünde harika bir gelecek var. Şampiyonluk yaşamışsın. Süper kupa almışsın. Türkiye kupasını almışsın. Tamam herkesin kendi görüşüdür. Zeki bir adamsın. Hani ben üç buçuk yıldır yapmıyorum. Dik konuşuyorum bazılarının işine gelmiyor. Benim de hatalarım var. Ben bugün antrenörlük yapmıyorsam yüzde doksanı benim hatamdır. Ama ben böyle şampiyonluk yaşasam, Türkiye kupası alsam, süper kupa alsam, üstüne çıkıp da yorumcu moduna girip de o oraya nasıl gitti, bu buraya nasıl gitti, bu böyle oynar, o öyle oynamaz demem. Diyorsam artık yorumcuyum derim. Bu senin ikinci Sergen Yalçın dönemin Beşiktaş'ta olacak ya. Olacak. Dün, öyle, gece bile, dün gece bile sosyal medyada en çok konuşulan isimdi Beşiktaş için. Giderse. Ama Van sen kendi kendine set çekiyorsun kardeşim. Ben Okan Buruk yürüdü gitti. Sen ne yapmıyorsun? Kızıyorum ona. Ben Sergen Yalçın İtalya'da da olsa Arjantin'de de olsa Maradona olur diyen adamım. İyiyi konuşurken iyi de kötüyü konuşurken niye konuşmayacağım? Kimseden de bir çekingenliğim olmaz benim. Umurumda olmaz. Kendi kendine set çekiyorsun. Senin futbol aklın üst düzey futbol aklın var. Herkes, anlat, herkes anlat. kendi kaderini kendi yazıyor hocam. İşte finalde. Herkes kendi kaderini kendi yazıyor. Yani ben Sergen Yalçın'a şu şuraya gider bu buraya nasıl gider hiç yakıştıramıyorum. Nur Şahin de cevap verdi zaten. Ya o işin zaten başka hikayesi varmış. Ben onu öğrendim. Hangi iş? Nur Şahin mevzusunun hikayesinin başka olduğunu öğrendim. Hmm. Yoksa Sergen Yalçın'ın öyle kişilere falan çok gireceğini düşünmüyorum. Nur'un giderken Sergen'le ilgili bir şeyleri olduğunu duydum. Yani o günkü yönetime alma dediklerini duydum. Antalya Spor'dan ayrılırken. Antalya Spor'la alakalı. Belki oradan bir kırgınlığı, kızgınlığı olabilir. Yoksa Sergen Yalçın'ı biz de eleştiriyoruz. Sergen Yalçın'ı kişilere kalkıp da şey konuşmaz. Girmez kolay kolay diyorsun. Girmez. Ama ne üzülüyorum? Ya kardeşim kendimden biliyorum ya. Yani. O kadar çok istiyorum ki. Ama nasibimizde varsa olur. Olmasa da yapacak bir şey yok. Allah'ın dediği olur. Ne yapalım? Ama sen Yaptın. Yaptın, yaptın. Başardın. Çolukla, çocukla başardın. Ya çok, bekle ya çok zor bir yılda şampiyon oldun. Otur, evet. bekle köşende. Yorum yapacaksan da teknik içinde kal. sağ içinde kal. Eninde sonunda Sergen Yalçın 5 yaşa ikinci kez gelecek ama kendi kendine set çekiyorsun kardeşim. Ne gerek var bu işte? <laughs> evet hocam. Programı bitirdik. Sonuna geldik. Yarın akşam birlikteyiz. Evren Hoca da bizle birlikte olacak. Top Aa geldi olacak. mi? Gelecek. Yarın akşam burada olacak. Aa tabii... unutmayın bir dakika. benim e, Bunu affına sığınarak söylüyorum. Benim Sahin kardeşim olacağım. var Nihat Yağcıoğlu. Birinci kızı var. Zümra kardeşim. Onun bugün doğum günü. Onu gözlerinden öpüyorum. İyi yaşlar Allah olsun. annesine babasına bağışlasın. Allah analı babalı büyüsün. Zümra kardeşim iyi ki doğdun. Allah'a emanet ol. İyi yaşlar olsun inşallah diyelim. Ağzına sağlık hocam. Haftanın özatı var. Onu çekeceğiz önce. Ardından da top bizde de birlikte olacağız yine. TV 8.5 ekranlarında Eksen Spor YouTube'da yoğun bir hafta yine bizi bekliyor. Avrupa haftası var. Tabii ki ve sonrasından ara vermeden yine milli hafta öncesi oynanacak son lig haftası ve yayınlarla TV 8.5 Eksen Spor YouTube'da birlikte olacağız. İyi bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın efendim.